Asıl mesleğim tıp doktorluğu ve 1984 Ege Tıp Fakültesi mezuniyetinden sonra Anadolu'da mecbur hizmete başladım. Daha çok Ankara, Keskin, sonra Bala ilçesinde uzun yıllar hekimlik yaptım. 1990 yılında İstanbul'a geldim. Kamudan istifa etmiştim artık. Derdim sinema yapmaktı. Ama çok hızlı bir e, biçimde biçimde böyle bir olanan çok zor olduğunu ve yine mesleğime, hekimliğe dönmek zorunda kalacağımı da gördüm. Ve özel sağlık sektöründe çalışmaya başladım. İstanbul'un varoşu diye tabir edebileceğimiz kağıthane, çağlayan, ok meydanı, zeytinburnu bu tür yerlerde hızlı dispanserler, sağlık merkezleri açılıyordu. Ben de onlardan birinde çalışmaya başladım. Öyle bir sağlık merkezinde kuruculuğunu yaptım daha sonra. Bu arada e, psikolojiyle çok fazla hemhaldim. Psikiyatri arkadaşlarım vardı. Onlar Bakırköy'de asistan arkadaşlarım, tanıştığım arkadaşlarım daha çok fanzin çıkartıyorlardı. Daha sonra bu süreli bir yayına dönüştü. Bu arkadaşlarla biz, 91 yılının sonlarıydı galiba, teşvik ede bir psikiyatri merkezi kurduk. Bu merkezin e, muradı hafta içi, Asla görüşmeleri yapmak ama özellikle Cumartesi-Pazar günleri sinema, edebiyat, sanat ve bununla ilintili birçok konuda seminerler düzenlemek, toplantılar yapmak, orayı adeta bir kültür-sanat çekim merkezi haline dönüştürmekti. İşte tam bu yüzden bu sırada yolun metin ekranına çakıştı. mesele daha çok Erksan'la ilgili e, o merkezde kurulan bir e, illiyetti. O da şu, bütün arkadaşlarım, ben de dahil, e, hafta sonu, cumartesi ya da pazar günü için düşündüğümüz ilk seminer e, konuğunun Metin Erksan olmasını istedik. Bu böyle birimizin hemen söyleyiverdiği bir şey değil, sanki hepimiz aynı anda, ya sevmek zamanı filmini seyredelim bir kez daha ve Metin Hoca'ya ulaşalım. E, o da gelsin. Filmi hatta birlikte seyredelim ve filmden sonra da e, onunla sohbet edelim, konuşalım. Filme dair aklımızdaki soruları soralım. E, bu benim için bir mucize gibiydi. Çünkü benim çocukluk yıllarında, ilk gençlik yıllarında sonra nasıl seyrettiğimi bile Metin Aksan'ın hayret ettiği. Çünkü sevmek zamanı e, çok fazla... Salon bulamamış, seyircisiyle buluşamamış da bir filmdi. Ama benim e, hafızamda nasıl bu kadar yer etti? Ben bu filme nerede rastladım? E, çocukluğumun bir açık hava sinemasında bu kadar net nasıl bu filmi hatırlayabiliyorum? O da ayrı bana hafızamın bir oyunu olabilir. E, fakat fazlasıyla etkilendiğim, bir türlü niye etkilendiğimi de tam olarak bilemediğim bir filmdi Sevmek Zamanı. Benzer duygulara oradaki psikiyatr arkadaşlarım, psikolog arkadaşlarımda da, da e, gördüm aynı duyguları. Onlar da ifade ettiler. Ve Metin Hoca'yı bulmak ve psikiyatri merkezimize getirmek görevi bana verildi. Metin Hoca'nın e, adresini kimseyle paylaşmayan, çok fazla insanla e, buluşmayan, görüşmeyen, biraz kendi içine dönük yaşayan... Bir adammış. Öyle söyleniyor. Öfkeli birisiymiş. Ters bir adammış. Bütün bunlar biraz da böyle e, şehir efsanesi gibi konuşuluyordu. Ama nihayetinde ben e, şöyle bir yöntem izledim. Metin abinin kitapları da vardı o sırada ve kitaplarını e, hil yayınları basıyordu. Hil yayınlarının sahibi de, e, şimdi hala açık mı kapalı mı bilmiyorum, Beyoğlu'ndaki Pandora Kitabevi'ydi. Pandora kitabevinin sahibiyle konuştuktan sonra Metin abinin çok sık olmasa da kitap evine geldiği böyle bir talebimiz olursa iletebileceğini söyledi sağ olsun Biz Metin abiyle bunu birkaç kez yazdım bir yerlerde casus filmlerindeki kodlarla Rumuzlarla saatlerle saat ayarlamalarıyla Pandora kitabevinde buluştuk İlk gördüğümde siyah takım elbisesi, biraz eplimiş artık. Böyle çok özenli bir şapka, elinde bir şemsiye. Sanki böyle biraz önce çıkartıp da giymiş gibi parlak, toza bulanmamış makosen e, ayakkabılarıyla, siyah bu da. E, Pandora'nın iç merdivenlerinden üst kata loft tarzı bir yer var. Orada deri bir koltukta otururken, ilk bendeki resmi o. Ben biraz geç gelmişim demek ki. Önce bir tarttı beni. Niye çağırdım, ne iş yaptığımı, hangi arkadaşlarımın onun ismini niye telaffuz ettiklerini falan ince ince sorduktan sonra söz konusu tarihte anlaştık. Ben tabii büyük bir hevesle hocam ben sizi alırım, eve gelirim, arabamla sizi saatinde beklerim dememe rağmen belki de evin yerini bilmemi istemediğinden olacak. <laughs> ben kendim gelirim dedi. Merkezin adresini aldı. Dediği saatten kısa bir süre önce de merkeze geldi. Bizim e, Metin abiyle olan muhabbetimizin tanışmamızın ilk hikayesi budur. Sonra hiç bitmeyen bir e, abi kardeş baba oğul Usta, çırak, ne derseniz deyin, doktor, hasta. Bütün bu ilişkileri de medzeden bir ilişkimiz başladı onunla. Çünkü Metin abinin kronik bir rahatsızlığı vardı. Öldürücü olmayan ama sürekli takip gerektiren ve e, mutlaka tahlillerin hastane koşullarında yapılması iktiza eden bir hastalığı vardı. Ben ona sahip çıktım öncelikle ve onu kaybedinceye kadar da aslında... Hekim'i de oldum diyebilirim. 15-16 yılı bulan bir dostluktu bizimkisi. Özellikle 2-3 sene üst üste her hafta sonu beraber olduk. Bu hafta sonu beraberliklerinde daha çok onun seçtiği İstanbul mekanlarını geziyorduk. Erksandan neler öğrendim ben? Erksan olmasaydı, Erksan'ı tanımamış olsaydım nasıl birisi olurdum diye sık düşünürüm. Metin Erksan olmasaydı, Metin Erksan'ı tanımamış olsaydım bugünkü Ercan Kesal olmazdı. Bu kadar net. O yüzden Erksan ya da Erksan gibi insanların kültür sanat yolculuğu sürdüren ya da kendi hayat yolculuğunu sürdüren herhangi birisi de olabilir. En büyük şansı İyi insanlarla karşılaşmak bence. Metin Erksan onlardan biriydi. Ben Metin Erksan'la karşılaştığımda zaten Metin abi çoktan 80'li yıllardan itibaren sinemayla ilişkisini pratik anlamda kesmiş birisiydi. Yani yönetmenlik yapmıyordu. Çok çeşitli konularla şaşırtıcı biçimde uzmanlık derecesinde ilgilenen bir adamdı. Bunu daha sonra, yıllar sonra tanıdığım Metin Erksan kendi ışığında yanan adam kitabında da küçük anekdotlar biçiminde epizodik hikayeler biçiminde de yazdım, paylaştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosuna takılırdı mesela. Günlerce ona çalışırdı. Kendince şekiller çizerdi. Onu belediye yetkililerine göndermeye çalışır, paylaşırdı. Avrupa Birliği onun için çok kıymetli bir konu başlığıydı. O dönemde siyaseten dönemin iktidarının ya da hükümetlerinin Avrupa Birliği üyesi olmaya olmalarına ilişkin görüşlerini incelikli biçimde, ısrarcı biçimde takip ederdi. Ee, yakın siyasi tarihimizi çok iyi bilir, çok iyi bilir. Onlar üzerinden geleceğe dair bir takım önermelerde bulunurdu. Vizyoner bir tarafı vardı. Farkındaysanız şu ana kadar. Hiç sinema konuşmadınız mı peki diye sorabilirsiniz. Ben galiba Metin Erksan'la en az sinema konuştum. Ama e, nihayetinde şunu gördüm ki aslında bütün konuştuklarımız, bütün bu çok çeşitlilik hali aslında sinema için elzem olan iyi bir yönetmenin o dünyayı kurarken olmazsa olmazı olan şeylermiş. Erksan bana iyi bir sinemacı olmayı öğretmiş. Bana e, şunu sordu dostluğumuzun artık bir parça ilerlediği, muhabbetimizin arttığı dönemlerde oğlum sen yönetmen mi olmak istiyorsun? Dedi hocam estağfurullah yani yönetmenlik değil de acaba biraz kamerayı seti öğrensem falan diye ben de böyle mahcup De uzatma dedi. Yani yönetmen olmak istiyorsan yönetmen olursun dedi. Hocam ben bir şey bilmiyorum ki falan dedim ben. Yani doktorum nihayetinde. Tamam okuyan yazan bir adamım. O aralarda da biz galiba işte 2000'li yıllar belki uzakta gözükmüşüm. Belki 3 maymunun senaristlerinden biri olarak da başlamışım çalışmaya. Ama utanıyorum da bunun Metin abiyle paylaşmaya biraz çekiniyorum. Sinemadaki yolculuğumun da nasıl gideceğini de kestiremiyorum. Oğlum dedi motor demesini biliyor musun? Dedim. Ne demek abi bu? Motor diyeceksin dedi. Yönetmen setin dedi kralıdır dedi. O dedi motor deyince zaten dedi hikaye başlar. Deriz herhalde hocam zor bir şey değil filan. Ama dedi onu öyle diyeceksin ki dedi. Setteki herkes senin ya bu her şeyi biliyor aslında e, diyecek dedi. Yani sonsuz bir egemenlik ister dedi, e, hakimiyet ister dedi. Onun içini doldurman lazım dedi. Bu çok enteresan bir şeydir benim için. Hatta böyle beni mahcup edecek şeyler de söylerdi. Mesela neyin filmini çekelim, nasıl bir film olsa hocam falan. Önce onda bitmek tükenmek bilmeyen senaryolar olurdu çünkü. İşte bir gün bunu yine konuşurken gitti Sait Faik'in bir hikayesini çekti şeyden kitabını çekti ondan bir hikaye gösterdi projektörcü diye bir hikaye eskiden adalara çalışan şehir hatları vapurunda projektörcüler olurmuş deniz akşam vakti özellikle denizin üzerindeki insan cisim kayık ne onları aydınlatmak için görmek için bir çeşit vapurun gözü aslında fakat bu projektörcü arada sırada biraz e, Muziklik de yapıyor Adaya yaklaştığı zaman Projektörü adadaki evlerin üzerine Oradaki parklara Garip yerlere de tutuyor İnsanlar kaçışıyor filan Perdesi açık olan evler kapatıyorlar Üzerine düşen ışık yüzünden Adam oralardan biraz hikayeler topluyor Syfy'nin hikayesindeki projektörcünün derdi Gece vakti eve döndüğü zaman Kavakta oturuyor bu arada Uykusuz kendisini bekleyen küçük oğluna Hikaye anlatmak bu benim çok hoşuma gitti. Hem Said Faik'in hikayesi hem de Eksan'ın bana bunu film olabileceğine dair önerisi. Çünkü sinema da projektörcüdür. Sinemacı da projektörcüdür. Yönetmenin yaptığı iş aslında birilerinin hayatlarına ışık tutmak değil midir? Biraz bunlar üzerine sohbet edirken heyecanlandık tabii. Ya bu hocam çok iyiymiş. E hiç olmazsa kısa film. Tamam sen çek dedi ben senin asistanın olayım. Ya hocam yapma artık bu kadar dedim. Ama bunu söyleyecek kadar da eee hem alçak gönüllü hem yüce gönüllü bir adamdı. Bunu samiyetle söylediğine inanıyorum. Bir muhabbet olsun diye değil. Bu onun sinema aşkından kaynaklanan bir şeydi aslında. O kadar yıl uzak kalmasına rağmen sinemadan sanki önümüzdeki hafta sete çıkacakmış gibi de böyle garip heyecanlar taşırdı. Bir meseleyi, bir senaryoyu, bir hikayeyi konuşurken. Ya bitmeyen bir amatörlüğü de vardı sanki. Erken Ayrılmış olması hepimiz için bir kayıp. Sinemadan erken ayrılmış olması e, sinemacılar için, bizim için, sinema severler için, profesyoneller için, seyirciler için çok büyük kayıp. Ama yaptığı filmler açtığı yol, kendi canı e, unutulmaz, çok kıymetli. Metin Rexandan bana e, kalanlar, bilimsel bilgiyi nasıl edinirim? Sadece teknik bir e, yolculuk değil, sinema psikolojiyle, tarihle, coğrafyayla, felsefeyle, resimle, müzikle de e, iç içe, onlardan beslenen ve onlarla tamam olan bir şey. Bunu öğretti bana. Bir de e, çok nazik bir adamdı. Çok e, hassas eski bir sanki nadir kalmış bir İstanbul beyefendisiydi. Öfkeli birisiydi. Aptallığa budalalığa tahammül olmayan birisiydi. Biraz da sabırsızdı. Ama hocam bu kitap çok güzelmiş. Bunu bana verseniz bir bende kalsa okuyup geri getirsem dediğim hiçbir teklifimi kabul etmedi kitaplarını çok severdi ama 6-700 sayfalık bir kitabı ki Yakup Cemil kitabıydı o hiç unutmuyorum. Onu çok beğendiğimi, istediğimi de fark edince ertesi hafta onu fotokopi yapıp özel cilt ettirip üzerine de ismi yazıp getirdiği vakidir. Kütüphanemde durur. Doktor ben kitabımı vermem sana ama senin için hazırladım demiştir. Senaryoları filmlerinin hemen hepsinin senaryosunu kendisi yazar. Yani eser olarak diyelim, Fakir Baykurt'un, Necati Cumalı'nın ya da Peyami Safa'nın bir eserini e, filme çekmiş olabilir ama senaryosunu mutlaka kendisi yazar. Ve onun için çok çalışır. Onun için her senaryo çalışması sanki böyle bir master tezi, bir doktora tezi çalışması gibi kapsamlı olurdu. Metin abi ve Metin abinin Yaştaşı olan kuşak sinemacılar Ömer Lütfi Akat, Halit Refi, Memduh Ün, Atıf Yılmaz, Erksan ustasız sinemacılardır. Ustasız yönetmenlerdir. Setten gelmemişlerdir. Bu bana hep ilginç gelir. Metin abi sanat tarihi mezunu birisi. Mimar Sinan'dan. İşte Lütfi Bey Galatasaray ve daha sonra Yüksek Ticaret Mektebi. Atıf abi e, ressamlıktan gelen birisi. Memruh Bey öyle, Halit Bey. Yani biraz e, burada enteresan bir biçimde kendi yollarını el yordamıyla bulan çok özel bir kuşak. Bu kuşak. Lütfü Akat Işıkla Karanlık arasında kitabında biraz bunu böyle bir acıyla söz eder. Ustasız olmak diye bir şeyi biraz kederle söyler ama sonra da der ki ya bu el ordamıyla kendi başımıza bulduklarımız daha kalıcı, daha öğretici olmuş. Ne güzel falan der. Metin abinin de içinde olduğu bu kuşağın bir başka ortak özelliği de edebiyatta çok hemhal olmuş bir yönetmen kuşağı. Setlerinde edebiyatçılar var. Yani Atilla İlhan, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Hadi Edip adı var değil mi? Peyami Safa. Ya bu isimler belki hikaye ve romandan daha çok senaryolar yazmışlar. Beraber çalışmışlar. Ortak çalışmaları var. Setin içinde olmuş bu isimler. Bu çok kıymetli. Yani modern Türk edebiyatı 60'lı yılların sinemasında da tam göbeğinde. Bu çok hoş bir şey. Çok önemli bir şey. Bir de Metin abi de, de ve diğer yönetmenler de sözünü ettiğim öğretmenlerdeki ortak bir özellik daha var ki, o da çok e, etkileyici, çok yurtsever insanlar. Siyaseti çok seviyorlar. Sadece sevmek, politika hevesi anlamında değil, çok önemsiyorlar. Ve yaptıkları bütün işlerde, meslek örgütlenmelerinde, kendi ilişkilerinde falan, birinci sırada vazgeçemedikleri şey politika. Yani bu ülkenin topraklarından çıkmış, bu ülkenin bir parçası olmuş sanatçılar ama bir tarafıyla çok politikler. Ama bu onların kaba politik propagandaya dayalı filmler yapmalarına sebep olmamış. Hem çok iyi filmler yapmışlar, hem kendilerini sorumlu hissetmişler yaşadıkları ülkeye. Ve o dönemin bütün Sinema örgütlenmelerinde de başı çekmişler. Bunlar bugün bulunduğumuz yerde bizim örnek almamız gereken işler, hayatlar. Metin abi bir de bu yönüyle hatırlatmak isterim. Metin abi kendi ışığında yanan bir adamdı. Elbette nevi şahsına münhasırdı, kendi ateşiyle yandı. Onu kaybettikten sonra. Dünya yeterince soğuk artık. Erksan'la ilgili böyle bitiriyorum ben de.